Peki şiddetli sağanak ne kadar sürecek? Bu soruya Filiz Uçan konuğuyla yanıt aradı. Evet, İstanbul'da artık o etkili olan yağışlar tabii ki merak konusu. Özellikle de ilerleyen günlerde devam edecek mi ve bu yağışları daha çok görecek miyiz? İşte bunları öğreneceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımızda hava tahmin uzmanı Sayın Fevzi Burak Tekin var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ağustos'un ortasındayız ama ciddi bir sahana kaldık bugün, özellikle Marmara bölgesinde. Önümüzdeki günlerde, özellikle de akşam ve yarın içinde bu geçerli tabii ki, bu yağışlara devam edecek miyiz ve neler bekliyor bizi Marmara'da, onu öğrenelim size. Tabii. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre an itibariyle ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışlar sürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok yerde yer yer 50 kilogram aşan yağış miktarı ölçüldü. Harita üzerinde gördüğümüz görüntü meteoroloji radarından alınan görüntü. Yeşil, sarı, turuncuya çalan renkli kısımlarda yağışların olduğu görülmekte. An itibariyle İstanbul'un Avrupa yakasında yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında ise yağışların azaldığını, önümüzdeki 1 ila 2 saat içerisinde İstanbul'u tamamen terk edeceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında ise akşam 20 saatlerine kadar, yani 20-21'e kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışlar devam edecek. Yer yer kuvvetli olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz. İstanbul üzerinde devam edecek olursak an itibariyle Çekmeköy'de 100 kilo, Sarıyer'de 90, Beykoz'da 70, Şile'de 48, Fatih'te 40 kilo, Sancaktepe'de 38 kilogramlık ve çevrelerde de yer yer 40 kilograma yakın yağış miktarı ölçüldü. Ama artık yoğun miktarın şiddetli kısmının İstanbul çevresinde sistem ömrünü tamamladı diyebiliriz. Artık hafif aralıklarla Anadolu yakasına devam eden yağış önümüzdeki saatlerde etkisini kaybedecek. Yine İstanbul üzerinde devam edecek olursak önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı, az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 30 ila 32 derece arasında seyredecek. Bunu ülkemize genellediğimizde hafta boyunca ülkemizin iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasını tahmin etmekteyiz. Hocam, şu anda bu ekranda gördüğümüz bu turuncu yerler hala yağışın devam ettiği noktalar herhalde. Burası tam olarak Avrupa bölgesini mi, Anadolu tarafını mı kapsıyor İstanbul'un? Tabii turuncu ve kırmızıya çalan yerlerde yağışların yer yer kuvvetli olduğunu, kuvvetli yağış alan yerler olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'un sınır çizgisine baktığımızda artık bu yağışlı sistemin Batı Karadeniz'in batısına kaydığını, yani bu kuvvetli kısmın, yağışın kuvvetli kısmının Batı Karadeniz'de kendine yer bulduğunu, burada gerçekleştiğini söylemek mümkün. Sistemin hareket yönünden de güneyden kuzeye doğru hareket ettiğini görmekteyiz. İlerleyen saatlerde de bu sistem Batı Karadeniz'in açıklarına doğru hareket edecek. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, bütün hava tahmin uzmanından da bütün o haftayı da hem de aynı zamanda bugün ve yarın içinde aslında İstanbul'da beklenen o yağışların ne olduğunu öğrenmiş olduk. Vatandaşlarımızı da bir kez daha bu yayınla birlikte uyarmış olalım ve tedbirli olmaya davet edelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım.